Ersin Ramoğlu, hesap vereceksin cancık. Cancık, cumhuriyetin başından gitmiş. İyi etmiş de niçin? Sahtekar Reyhan yüzünden olabilir mi? Kadın Sakarya valisi Hüseyin Avni şu kandıramadı ama cancığı kafeslediği... kapısına dayandı şeklindeki manşetinden belli. Gazetecilik sorumluluk isteyen bir meslektir. Bir palavrayı manşet yapmadan önce bir değil bin kez düşünmek lazım. Kılı kırk yarmalı mutlaka. Haber en az üç yerden de doğrulatılmalı. Kadın şehit karısıyım demiş. Yalanmış işte. Doğru mu değil mi diye adam bakmaz mı cancık? Üstelik kadın dolandırıcılık ve iftiradan yargılanıyor ve üç koca da eskitmiş. Telefon açıp valiye sorsaydın Tufay'a gelmezdin cancık. İşine gelmedi tabii. Buz üstüne yazı yazılmaz. Güneşte erir çünkü. Söz uçar yazı kalır demişler. Yazdıklarımız 10 yıl 20 yıl sonra bile karşımıza çıkar. Bak seninki hemen çıkmış. Bir de valiyi yalancı kadının kapısına dayanmakla suçlamışsın. İnsafın kurusun, senin lugatta muhaliflik yalan yazmayı mübah mı sayar yoksa? Ama sen yalanların, kumpasların adamısın değil mi? Paralel yapının mittırları tezgahını millete başarılı gazetecilik diye yutturan da sendin ya. Allah büyük ve cancık. Ama sen küçüksün. Yalanını böyle ayağına dolar işte. Şöyle ki Reyhan Dağ isimli kadın şehit karısı değil bu bir. Reyhan bir kez değil üç kere evlenmiş bu iki. Üç kocası da sağmış bu da etti mi sana üç? Kendini binbaşı Melisa olarak tanıtan Reyhan Hanım hakkında dolandırıcılıktan beş, iftiradan da iki dava açılmış. Etti mi dört? Şiştin mi cancık? Seni gidi ispiyoncu seni. Paralel ihanet çetesi PİÇ, e, Sakarya valisi Hüseyin Avni Coş'la Adana'dan beri uğraşmaktadır. FETÖ valiyet tuzakların şahını Adana'da kurmuştur. Gavat tezgahını hazırlayan da dönemin paralelce emniyet müdürüydü. Coş, paralel yapının mit tırları kumpasına engel olmak için masaya yumruğunu vuran isimdir. O tırlarla ilgili yalan haberleri bize gazetecilik diye yutturan da sensin cancık. Reyhan'ın sözlerinin doğruluğunu araştırmama sebebin işte budur. Hüseyin Avni Coş titiz ve cesur bir Validir. Kadının tezgahını fark etmiş ki inceletmiştir. Bunda gocunacak ne var? Sonuçta kuşkularında haklı çıkmıştır. Cancık bir projedir. Kaymaklı kadayıf gibi kıyak olan görevini bırakmaz. Yoruldu tatil yapacak. Görevimiz tehlike dizisinde kendini yok eden kasete benzer o. Bir süre yok yani. Ha, kaçabilir mi? Cezası onanırsa, evet. Ersin Ramoğlu, Sabah